Faruk Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hemen röportajımıza Faruk Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışmanız. Faruk Tayfur, 1973 doğumluyum. 35 senelik mesleğim bu iş. 35 yıldır. Evet. Çekirdekten yetiştiniz. Aynen. Devam ediyorsunuz. Evet. Evet. Neler yapıyoruz? Firmamızı tanıyalım. Kuruluş tarihimiz nedir? Verilen hizmetler. Bizim kuruluş tarihimiz 2000 yıllarda Tayfur ailesi olarak bir çocuk ürünlerini üretiyoruz. Evet. Neler peki bu ürünlerimiz? Bu ürünlerimizde işte bir erkek çocuğa lazım olan her şey. İşte tişörtüdür, kaprisidir, pantolonudur, ceketidir, kapşonlusu. Bu tarz ürünler üretiyoruz. Peki, hizmet verirken firma olarak nelere dikkat ediyorsunuz Faruk Bey? Başarınızın ve istikrarınızın sırrını öğrenebilir miyiz? Bizim özellikle dikkat ettiğimiz en önemli şey kalite. Biz kaliteden asla ödün vermeyiz. Çünkü bir çocuk anne babanın dünyasıdır. Ona kötü bir şey de giydirmek istemez. Yani buradaki bütün ürünlere kendi çocuğunuz gibi düşünüyorsunuz. Tabii ki ben oğluma ne giydiriyorsam ona, benim bir tane oğlum var, ben ne giydiriyorsam onlar da onu giydiriyor. Evet. Değişik bir şey olamaz. Seviyorsunuz mesleğinizi? Çok seviyorum, severek yapıyorum. Severek yapmasam zaten 35 senedir bu işi yapmam. Başarı da gelmez, bir yere kadar gider. Aynen öyle. Bu da bir gerçek. Aynen, aynen. Peki fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Hayırlı olsun, güzel bir stand kurmuşsunuz. Fuar hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz, rica ederiz. Tabii fuar gerçekten çok önemlidir. Biz Türkiye'yiz yani. Türkiye demek tekstil demektir. Bu fuarlar gerçekten çok çok iyi. Bizim için inşallah daha iyi olacağına inanıyoruz. Yabancı katılımcılar da var. Ülkemiz için bu da önemli. Tabii ki yani şu anda sipariş alıyoruz. Arkadaşlar evet. Rusya'dan gelmişler. Peki personel kadronuz Faruk Bey kaç kişi? Bizim karabalık personel kadromuz vardır. Daha önce 2006'da da ben Van'da zaten kurmuştum. Orada bir yerim vardı. Tabii sonra da orayı kapatmak zorunda kaldım. Evet. Peki, firma olarak hedeflediğiniz yerde misiniz Faruk Bey? Ya da bundan sonraki kısmet hedef ve projelerde neler olacak? Belki biz hedeflerimize ulaşamadık ama gerçekten her gün işler daha ilave edip gidiyoruz. Bizim hedefimiz bir dünya markası olmak. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Zaten bu hedef de hayal de bitmeyecek. Hep yaşam boyu devam edecek. Ben 50 yaşındayım, hedeflerim bitmiyor. Aynen. Tabii bizim çocuklar devam edip gidiyorlar. İnşallah. Yani. Arkada gelip bizim aile firmasıdır. Bütün aile bireylerinize de selamlarımızı abi, gönderelim buradan. Ederim. Hepsine ayrı ayrı tek tek. Herkesi de buraya davet edelim. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içelim. Herkesi bekliyoruz biz burada. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız da daim olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim.